Evet sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Videoya hoş geldiniz. ÖSYM güncel bir açıklama yaptı. KPSS lisans sınavı ile ilgili hatalı sorularla ilgili güncel bir açıklama yaptı. Ben de bununla ilgili hemen bir video paylaşmak istedim. Biliyorsunuz iki gün önce meclise gitmişti arkadaşlar. Bir parti mecliste gündeme getirmişti ve soruların incelenmesini gerekiyorsa, Yani sınavla ilgili bir işlem yapılmasını dile getirmişti ve ÖSYM bunu ciddiye aldı arkadaşlar ve bir açıklama geldi. Öncelikle ben size açıklamayı okuyacağım. Sonra kendi yorumu söyleyeceğim burada ve videoyu sonlandıracağım. Bir bilgilendirme videosu yani bu. Evet haberi okuyorum hemen. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy KPSS lisans genel yetenek genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarına yönelik itirazların komisyonlarca incelendiğini, değerlendirme sürecinin ivedilikle tamamlanacağını bildirdi diyor. Haberin devamında lisans genel yetenek genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarına yönelik itiraz süreci bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Adaylarımızdan gelen itirazlar alanında uzman e, akademisyenlerden oluşan komisyonlarımız tarafından titizlikle incelenmektedir. İtirazların değerlendirme süreci e, adaylarımızın hak kaybı yaşamayacağı şekilde ivedilikle tamamlanacaktır. Diyor. E, bu şekilde bir açıklama var arkadaşlar. Şimdi tabii e, onca itiraz oldu. Hem bireysel itirazlar hem de işte meclise taşınması. Hem de birçok hocanın yine itirazı da oldu. E, hem X'te hem Instagram'da yani sosyal medyada gündem oldu arkadaşlar. E, böyle bir durumda tabii ÖSYM'nin sessiz kalmasını beklemiyorduk. Ama birazcık uzadı süreç açıkçası. Uzayınca e, aslında uzamadı. Neden uzamadı? Çünkü sınavların bitmesi gerekiyordu. E, sınavlar bitince tabii e, bir açıklama bekliyorduk. Ve o açıklama şu an itibariyle geldi bazı arkadaşlarımız tabii hani çok uzadı niye hala açıklanmadı diye söyleniyordu ama onlar genel kültüre genel girdiği için sadece alan sınavları vesaire onlar da vardı. Hepsi bitince arkadaşlar bir açıklama geldi beklediğimiz gibi. şimdi tabii ki ne olur? Yani sınavın iptali konuşulabilir mi? Öncelikle bunu peşinen söyleyeyim. sınavın iptal olması bence çok mümkün değil. Onu söyleyeyim bir kere. E, ama sorularla ilgili büyük ihtimalle incelemeler yapılacak ve birkaç soru büyük ihtimalle e, iptal edilecek arkadaşlar. İptal edilmesi durumunda e, ÖSYM büyük ihtimalle şunu yapacak. Soruları yok sayacak. Hani önceden doğru sayıyordu ama bildiğim kadarıyla artık soruları yok sayıyor ve kalan sorular üzerinden e, değerlendiriyor arkadaşlar sınavı. Hani öyle 8-10 soru e, yok sayılabilir mi hatalı sayılabilir mi sanmıyorum. Büyük ihtimalle 2-3 tane soruyor. Ee, bu şekilde değerlendirirler diye düşünüyorum. Ve onun sonucunda arkadaşlar açıklama gelir zaten. Açıklama ne zaman gelir derseniz e, bugün çarşamba e, yani hemen gelir büyük ihtimalle. yani Cuma'ya belki yetişebilir. Büyük ihtimalle yetişmezse en geç bence pazartesi günü falan açıklama yapılır diye düşünüyorum. Çünkü çok uzun bir iş değil yapacakları. Yani belli yani itiraz edilen sorular belli olduğu için büyük ihtimalle onlara yönelecekler. Yoğunlaşacaklar ve hızlıca zaten e, haberde de öyle diyor, ilgili de diyor e, inceleyecekler ve çözülecekler arkadaşlar bu şekilde bir açıklama gelecektir. E, tabii en azından sesimizin duyulması, buna bir cevap gelmesi iyi haber. Umarım herkesi mutlu edecek şekilde kimseyi e, mağdur etmeyecek şekilde bir açıklama gelir. E, tabii biz yine beklemedeyiz arkadaşlar. Ben söylediğim gibi e, her zaman buradayım bir hemen haber oldu bir açıklama oldu hemen video paylaşmak için buradayım. Sizleri haberdar etmek için buradayım arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Tabii şu an hani konu haricinde bu konu haricinde lisanslara söylemek istediklerim var. Çok fazla şu an kafaya takılıyor, takıyorlar, düşünüyorlar, üzülüyorlar. Arkadaşlar hayat felsefeniz ne olursa olsun, hangi konu olursa olsun eğer ki bir konuda yapabileceğiniz bir şey varsa onun için sonuna kadar savaşın, mücadele edin. Ama elinizden bir şey gelmiyorsa lütfen kendinizi üzmeyin arkadaşlar. Şu an bu aşamada tabii ki de beklemek zor <laughs> sonuçlar için e, 29 gün kaldı sanırım açıklanması için. Yani o süreci beklemek tabii ki de zor. Hani belki şu an kendiniz puanlarınızı hesapladığınız ama resmi bir sonuç almak gerçekten e, beklediğimiz bir şey. Yani net bir sonucuma alayım, kaç puan almışım, sıralamam kaç. Bunu tabii ki de hepimiz merak ediyoruz ama arkadaşlar size tavsiyem şu kalan süreyi kendinize vakit ayırarak değerlendirin. Ya yarın işe başladığınızda şu anların kıymetini anlayacağınız gerçekten. Şu boş anlarınızı gerçekten iyi değerlendirin bence. Ya anlıyorum işte çok <laughs> e, tok açın halinden ne anlar gibi söyleyebilen söyleyenler de olabilir. Ya hak veriyorum ama dediğim gibi arkadaşlar bu boş zamanları iyi değerlendirin. E, ya dizi izleyin, film izleyin, gidin gezin imkan el veriyorsa yani sizi mutlu edecek, kafanızı dağıtacak şeyler yapın çünkü bu kadar emek verdiniz siz burada. Artık dinlenmeyi hak ediyorsunuz. E, bekleme sürecinde de dinlenin. E, sonrasında tabii puanlar açıklandıktan sonra kendinize belki bir iş bulursunuz hani tercih sürecine dönemine kadar gidin çalışın. Yani bu şekilde e, tabii e, hayatınızı devam ettireceksiniz bir şekilde arkadaşlar. Puanınız iyi gelse de gelmese de hani belki bekleyeceksiniz belki de bir işe gireceksiniz ama sınav kafasından lütfen çıkın, sınavı düşünmeyi bırakın çünkü. Bunu düşünerek kendini gerçekten üzen, sıkan arkadaşlarımızı biliyorum. Bunu yapmaya hiç gerek yok. Lütfen, e, ya elinizden bir şey gelmiyor şu aşamada. Beklemekten başka bir çare yok. Ama beklerken de zamanınızı boşa öldürmeyin. İyi bir şekilde, mutlu bir şekilde, pozitif bir şekilde bekleyin arkadaşlar. E, çünkü siz ne yaparsanız yapın, ister üzülün, ister sevinin. bunu değiştiremeyeceksiniz. Ama e, sevinirseniz kendinizi daha çok e, iyilik yapmış olursunuz. Bu şekilde söyleyeyim. Ya söyleyeceklerim bu kadar. Bunlar bir abi bir kardeş tavsiyesiydi, bir arkadaş tavsiyesiydi. Ee, dediğim gibi haber bekliyoruz arkadaşlar. Haber geldiği an ben yine burada, yani sonuçlandığı an ben yine burada bir paylaşım yapacağım ve sizlere ee, ne olduğuna dair, sonucun ne olduğuna dair burada haber vereceğim. O yüzden lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoları da beğenirseniz, kanala da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.